Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bilmiyorum, kayıt düğmesine bastım ama sesimi duyabilip duyamadığını birazdan kontrolde anlayacağım. Bak, zayır zayır Sinan'ın hızarı gibi çalışıyor karşımda. Neredeyim? Paşamı tıraşa getirdim. Bak, buradayız gene aynı. İlhan Kuaför'deyiz. Oğluşumu verdim içeri. Ben de bu arada bankaya gittim. Sana bir şey diyeceğim. Bankada ne iş gördün diye sorarsın sen şimdi, ama onu eve gidince söyleyiverin. Dur, burada söylemeyin. Olmaz. Eve gidince söyleyivereceğim. Babamı bekliyorum. Babam da şeye çıktı, bölüme çıktı. Fitresini vermemişti baba. Onu vermeye gitti. O da bak geliyor bak. Köşeye döndü geliyor, görüyor musun? Tam köşeden en şapkalı babam. Onun için burada buluştuk, bir şeyler alacağız. Eve çıkacağız ama şu hakikaten beynimi yedi. Zayır zayır o Sinan hakikaten doğru söylüyormuş bazı. Zayır zayır hızar sesi dinlettiriyi. İnan ki dinlettirdi. Neyse canım. Babam geldi gördüğün gibi. Ben oğluşumu alayım şimdi buradan. Tıraşı bitsin, yakışıklı olsun. Ondan sonra beraber çarşı içinden doğru eve çıkarız. Nasıl olmuş teyzeleri? Tabii şimdi hiçbir şey görmemen normal. Çünkü çok soğuk, biz donduk. Kafasını kapattım. Annem böyle bakmasana, güzel bak, canlı bak. Canlı bak paşam. Annem kurban olsun sana. Eve gidince göster vereceğim saçlarını, ama gerçekten saçları süper oldu oğlumun. Babası tarif etmiş. Çok güzel kesti abisi. Teyzeleri, biz dolmuştan indik. Marketten alacaklarımız vardı. Onları aldık. Diyor ki oğlum, anne diyor, kafamı diye şapkamı indirelim istersen de bir göster diyor saçlarımı diyor. Alıştı oğlum benim artık kameraya. Bak, bayram tıraşı nasıl olmuş? Bak anne. Ay çok da yakışıklı. Maşallah sıfatı. Allah'ım nazarlardan korusun seni. Ay gerçekten güzel olmuş değil mi ablaları, teyzeleri, abileri? Güzel oldu, güzel. Bak bakayım bir daha bana, bir daha bana bir poz ver. Oy maşallah oğlum. Bir maşallarınızı alırız teyzeleri. Bak şurada da ne güzel, bak koyun var bir tane, gösterirsen. Koyundu değil mi oğlum bu? Bak bu abi bunu geçen de gezdiriyordu buralarda. Çok da rüzgar var. Bak ona bak güzelliğini. Oy maşallah sübhanallah. Biraz geçen bizi korkuttu ama olsun. Şimdi parktan doğru gidiyoruz. Evimize börek yapacağım. Bu akşam kahvaltıyla, yani börek, patates kızartması, çay falan idare edeceğiz. Geceyi de bir menemen yaparım dedim. Yanına salata, yumurta, makarna. Öyle halledeceğim ama bu akşam eğer becerebilirsem ilk defa yapacağım. Baklavalık yufka aldım bak. Şöyle. Baklavalık yufkadan şey yapacağım. Ay çantam da düştü. Baklava yapacağım. Ne olur bazen başka baklavalık yufkadan değil mi? Baklava yapacağım şey. İnşallah olur. Yağını falan da aldım. Bir de eve gidince sana bir şeyler göstereceğim. Sürprizim var. Bugün ben bankada bir şey yaptım gene. İnanılsın yaptım, eve gidip diyivereceğim. Ay bak, parkın içinden geçiyorduk. Ne buldum yine? Hani geçen de dedim ya sana. Cincile mantarı buldum, tavuk mantarı buldum diye şey yaptıydık. Bulgur pilavı yaptıydık. Bak gene bitmişler burada. Oy bak, minikleri falan da var bak bunlar. Ay vallahi şanslıyım ha, gene buldum ama babam göremedi bu sefer. Çünkü niye, o yürüyeceğim dedi. Benim oğlum da yürümeyi pek sevmediğinden biz ondan şey yaptık, dolmuşa bindik geldik. O benim garip babam, gezeceğim vakit geçireceğim diye şey yaptı. Dolmuşa binmedi de yürüyor, göremedi şimdi o bak. Görse sevinirdi. Gelsin, bir şey olmaz annem, korkma. Oğlum köpek geledi ya, dışını sırtıma çıkmayayım, sen bir de bak o zaman. Köpek git bak, sakın sataşma ha. Bak bak gösteririm sana. Git sakın sataşma. Korkma oğlum, bir şey yapmaz. Mantar sevdasına köpekle dalaşacağız burada. Neyse bak, gördün mü bak. Tavuk mantarı diyoruz biz buna. Cincili diyorlarmış çoğu yerde. Korkma sakın rüzgar. Kalk duşan baksan işte, değil mi? Yok bir şey yapmaz ama köpek be. Ha, şunları da toplayayım bak. Gene bayağı oldu. Bir bulgur pilav daha yaparım ben bundan, değil mi? Ama çok güzel oluyor, ben sana diyeyim. Oy. Şurada var ya, para bulsam bu kadar sevinmem. Zaten para bulsak da gidip bir yere veriyoruz değil mi? Bağış ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz. O yüzden hani derler ya, lafın gelişi olmuş artık, para bulsam sevinmezdim bu kadar diye. Ha işte bir tane daha minik var, bak onu da alayım. Belki şu ileride de bulurum, orada da ilk topladığımız yerde vardır. Bak daha yok. Hepsi yaladım, yuttum. Aa bak, aha saklanmış. Anam anam anam. Tamam, ileri doğru gideceğim. Orada da varsa bakacağım. Artık evde görüşürüz. Vallahi üşüdüm, bakma.
Sana bir şey diyeyim mi? İnan ki var ya, şu tepsiye yufkaları döşerken tam 3 kere falan, bilemediğin 4 kere şu play düğmesine bastım bastım kapattım. Niye biliyor musun? Kız anlatamıyorum ya. İki lafı bir araya getiremedim ya ben. Ay çarşılarda yoruldum herhalde. Bir de ya bilmiyorum, oruç mu vurdu bu saatte? İftara tam ne kadar mı biliyor musun? 1 saat 40 dakika var. Herhalde onunla alakalı. Kız bir türlü iki lafı bir araya getiremedim ya. Neyse şimdi deneyeceğim. Bakayım konuşabileceğim mi? Dün akşam yapamadığım böreğimi bu akşam nihayet yapıyor. Öyle şekilli şukulu da hani yapacak vaktim de yok. Şu normal düşü vereceğim tepsinin içine. Şey aldım, lor peyniri aldım işte şeyden, şok marketten. Geçen gün şeyimden, içimden içim de var. Maydanozlu iç, onu da onun içine kattım, bocaladım. Şey yaptıydık ya tane zaman, ismini söyle. Midye böreği yaptıydık ya, ondan kaldıydı. Şimdi bunda böyle normal soslu tepsi böreği yapıyorum. Bunda ne koydum biliyor musun? Yumurta, yağ, yoğurt. Üçünü şöyle kardım, bak göstereyim sana. Yoğurt kabında, yoğurt az kaldıydı da başka kap kirletmedim. Bunun içinde yapıverdim. Şimdi bunları böyle iki sıra kadar yaptım ki hani böyle lop da şey yapıp dibine oturmasın diye. Şöyle her yerine maydanozu şey gezdireceğim. Lor peyniri gezdireceğim kız. İnan ki ay gülmüyor ama vallahi iki lafı bir araya getiremiyorum kız. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Kız kaç kere açtım kapattım şu play düğmesi, inanamazsın. Ama bir gün şey düşünüyorum. Hani bu çekim hatalarım var ya benim, o videoları silmeyip de böyle size onları da gösteresim geliyor biliyor musun? Dur öyle bir delilik yapabilirim ha. Hani çekim hatasıydı, böyle yanlış oldu, aman konuşamadım, aman burasını kes dediğim videoları şöyle bir birleştirip çekim hatası diye sana göstermek istiyorum. İçinden geçen o, bakalım. Ama eğlence oluyor bazen, ben kendimi seyrediyorum. O güzel oluyor yani böyle. İşte dralep falan diyorum böyle. Ondan sonra ay bu da olmadı kapat diyorum. Sonra kendi kendime konuşuyorum ekranda. Yıldız bu da olmadı kapat bunu falan diyorum. Dur bakayım, böyle bir şey yapmayı düşünüyorum size. Onları göstereceğim, o hallerimi. Her şey ortaya dökülecek yani, seni anlayacağım. Ne diyorlardı? Bir şey oldun diyorlardı ya hani. Böyle bir şeylerin sırlarını ortaya çıkınca ne diyorlardı kız? Ha deşifre, ha. Deşifre edeceğim kendimi, dur. Böyle çekim hatalarını da koyuvereceğim sana. Öyle işte canlarım. Vallahi bugün uşağımı tıraşını yaptırdım. İnşallah beğenmişsinizdir teyzeleri. Güzel oldu benim yavrum. Kız zaten güzeldi maşallah süphanallah. Kendi uşağımı hazır edeceğim bu arada. Yakışıklı bir uşak doğurmuşum kız. Öteki de iyi diyor ama işte ötekini görme şansın yok. O vay o ne şey. Çıkmıyor kameraya kız. Sakın o diye beni diye çekme diye. Ne yapıvereceksen sen onu oradan doğru. Neyse ya canım benim. Ben bunu böyle döşeyim ha. Normal yoğurtlu şey yaptım. Yoğurt, yumurta, yağ, sıvı yağdan sos yaptım. Böyle her yufkamda yağlıyorum o sosla. Şöyle gezdir veriyorum. Üstüne de şey, peynir, maydanoz, yufka kat kat katla. Ondan sonra da tepsiyi şöyle, hepsini şu kenarlarını kapatıvereceğim şöyle. Onu sana halinde göstereceğim. En üstüne de, ay yok şey yapacağım, yumurta döküp yumurta yapacağım. Bak yine konuşamadım, gördüm teklemeye başladı. Neyse kapatayım, ben birazdan gelirim. Bak dediğim gibi katlarını çıktım böreğimin. Bir sıra, bilemedin iki sıra böyle aralarını yağladım yandım. Bak biraz da su böreği tadında oluyor bu. Hani şöyle biraz biraz böyle düz düz komisyon, böyle kırış kırış koyuyorsun ya. Her sırasında böyle o sostan koyduğum için biraz ıslamsı oluyor. O yüzden böyle birazcık su böreği tadı da andırıyor yani. Bu şekilde yaptım. Üzerine de bastım çörek otunu. Nasıl ufak olan yemiyor dedim. Aman boş ver. Babam ayırmaz. Oğlum ayırmaz. Eşim ayırmaz. Hem ufak olan şunları böyle açmanın üstünden bile atar ayırı. Nasıl peynir de yemeye. Bu böreği yani ağzına sürmeyeceği için. Ona da şöyle bak. Göstereyim sana. Şu bir tane şöyle ayırdım yufkayı. Bunu da böyle altını üstünü yağlayacağım. İçini dışını biraz şöyle katlarını. Bunu da ona şey yapacağım. Gözleme vereceğim. Yalancı gözleme. Neyse şunu hemen şöyle dayanalım. İftar yanaştı. Ay. Tepsiye dayanam dedim, davul gidiyor. Şöyle çekeyim. Tamam. Bu da artık pişsin. Ben öteki hazırlıklarıma başlayayım. Sanki karar değiştirdim. Çorba makarna yapıp patates kızartacağım. Bilmiyorum dur. Ay valla ne yapacağım, haberim yok şimdi. İnan bir onu mu yapayım, bir onu mu yapayım. Kafam gitti ya. Ay kız sen, ben bunu unut. Davulda eşimle beraber geze geze sallana sallana. Bu akşam dedik pideleri biz alalım. Gittik bakkaldan da kız, bu tam kıvamında nar gibi ne güzel kızarmış, zamanında gidip gelmişim. Şuna bak. Bak bak. İş elim yandı. Ta çok sıcak. Altına yeni şey yaptım. Fişini yeni çektim ama bak güzelliğini görüyor musun, rengini kız? Bazen kamera ayarsızlık yapıyor ama
Ay elime koluma sağlık. Üstüne ben şimdi bunun örtüyü örtelim. Bu iyice böyle pamuk gibi olsun. Yayılsın. Yumuşacık olsun. Ben de şimdi bak ne yaptım göstereyim size Allah aşkına. Bak. Vazgeçtim gene. Kahvaltı gibi böyle börek falan yapacaktık ya. Bu aşağı dedim. Şehriye çorbası yaptım. Şuraya hemen salçalı makarna koydum. Şimdi bir de patates kızartacağım. Salata yapacağım. Hani böyle sanki iftarda böyle ağzına bir kaşık böyle bir çorba geçmeyince olmaz gibi geldi. Bilemedim. Yanına da hemen şu makarna uydurdum. Salata yapacağım. Patates kızartması börek. Yeter değil mi? Allah bereket versin. Yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Oruçlarımızı açtık. Hepimizin orucunu inşallah Rabbim kabul eder. Şöyle artık tatlı faslına geçtik. Niye bu kadar böyle 3 parça tatlı var diyeceksin. Ekler, tulumba, şekerpare. Dolapta da şey var, yaş pasta var. Yaş pasta da aldım. Bugün bunları niye aldığımı sana birazdan söyleyeceğim. Bunlar ne tatlısı, bu ne pastası. Şimdi ufak oğlum sadece şunun beyazlarını istedi. Üstünde Hindistan cevizi var ya, onları verdim tabağa yolladım içeri. O gitti. O cepte. Şunlar da bizim, büyük olan babam, ben, eşim. Bunlar da bizim. Şimdi çay servisini yapacağım. Bunları yiyeceğiz. Ondan sonra sana bir sürprizim var. İnşallah mutluluğunu benimle paylaşırsın. Ama o pastayı keserken. Evet canlarım, normalde farklı bir çekim yapmayı düşünüyordum. Ama baktım kapıda eniştem var. Üst kata şeye gelmişler, iftara gelmişler. Baktım onlar gidiyor. Onlara da dedim vereyim. Pasta şöyle şurasından yaraladım. Bu ne arkadaşlar? Bu benim. Aslında şöyle babam, eşim falan böyle beraber kesecektim bunu ben. Hatta bıçağıma bak, kepaze gibi oldu. Şimdi ne yapalım sizden biliyor musun? Bunu böyle keselim. Bu ne pastası? Rabbim hayırlı günlerde yemeği nasip etsin. Rabbim inşallah ne derler, yedirmeyeceği parayı nasip etmesin. Şuraya bak, hep dökmüşüm. Çaktım, oralarını görme. Canlarım, bu benim emekli maaşımdan aldığım pasta. Daha doğrusu Mart ayının farkını aldım. Sizle beraber kesmek nasip oldu. Normalde eşim falan kesecektik çocuklarla. Babamla falan, ama olmadı artık. Bu benim tekabit diyorlar ya. Tekabit pastam. Emekli pastam yani. İlk maaşımdan aldım. O tatları falan da onunla aldım. Hatta eşim diyor, kudurdun mu kız diye, bu kadar tatlı niye aldın diye. Sus dedim. İlk dedim benim maaşım o dedim. Gördüğünüz gibi Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Emekliliğim onaylandı canlarım. Bugün de dediğim gibi Mart ayımın farkını aldım. Artık Nisan ayının maaşıyla ikramiye kaldı iş. Bundan sonrası artık devletteyiz. Devlete teslimiz. Rabbim inşallah dediğim gibi hayırlı günlerde yemeği nasip eder. Farkındayım, bugün hiç kendimi çekmemişim. Dur birazdan kendimi çekeceğim. İşimi buralarda biraz öyle çekeceğim. Hep böyle dışarılara falan etrafı çekmişim, ama olsun. Tebriklerinizi bekliyorum. Tekabit pastam, emekli pastam. Allah'ım dediği gibi inşallah Rabbim isteyen herkese nasip eder. Ah gönlü güzellerim. Saat kaç biliyor musun? Biri 10 geçiyor. Aldığım baklavalık yufkadan şöyle bir baklava yapmaya çalıştım. İlk denemem, ama ben bunu yağ ölçüsünü kaçırdım. Yani normalde 20 yufkadan yapıyorum dedi kadın. YouTube'dan baktım onu da, bizim buradan. Bir de yufkam arttı. Onu da dedim şöyle şey yapıvereyim. Cevizle çekilmiş kalmadı mı? İri cevizler baksana. Böyle oldu. Bunu beğenmedim. O ilk denemede artık olacak o kadar. Ama bu hoşuma gitti. Şimdi yağını koyacağım. Tekrar yağ erittim. Yağını koyacağım. Davulu da fişe verdim. O bir taraftan ısınıyor. Şerbetini de kaynattım. Sana bunu birazdan uzun uzun açıklamasını yapacağım. Ama önce bir şunu yağını koyayım. Ondan sonra davula vereyim. Anlatacağım sana. Yağını da sürdüm. Şimdi artık bunu davulu vereyim. Davulu da bak buraya koydum. Artık ısınmıştır herhalde. Biraz karanlık çekecek ama artık idare et. Buranın ışığını kapattıydım. Vallahi ilk denemem. Hani elde açmayı isterdim ama elde açamadım maalesef. Hadi bismillah. Şimdi gene öbürkü ufak tepsi içinde şey biriktim. Aman ne biriktirmesi. Yağ eritmem lazım. Kız inan olsun çok yoruldum. Ama olsun, onun da hakkından geldiğimi düşünüyorum. Gerçi pişince anlayacağız nasıl olduğunu. İlk defa yaptım. Bak nasıl yaptığımı sana söyleyeyim. Şeklini vermeye göstermek isterdim ama hakikaten çok yorgun olduğum için çekemedim. Buna 20 tane yufka gidiyor. 20 tane yufkayı böyle 2-2 hallettim. Böyle 3'e böldüm. 3 eşit parçaya. Aralarını yağladım. 100 gram tereyağıyla yarım çay, bir çay bardağı yağ koydum, sıvı yağ. Erittim, arasını böyle hafif yağladım. Sonra böyle tam ortasına doğru ceviz koydum. Cevizi de koyduktan sonra şöyle büzdüm onu yukarıya doğru iki tarafından tutup. Sonra iki tarafını böyle ortaya birleştirdim. Sonra şöyle döndürüverdim. O kadar. Yani şöyle kapatıyorsun, aynı böyle mesela kapak kapatır gibi, cüzdan kapatır gibi. Şöyle ters çeviriveriyorsun. O kadar. Zaten burma baklavayı hepiniz biliyorsunuz. Bunu dedim ya. Baktım şey artıyor. Yufka artıyor. Bir tanesini de yedim. İnan ki çok güzelmiş kız onun yufkası. Onu da yedim. Arada kaptadım. Tadı çok güzel. Bayıldım.
Neyse bunu da böyle yaptım ama çekilmiş ceviz dediğim gibi az kaldı. Ben de şöyle elimden kırmaya çalıştım. Okluğu da kalın geldi. O da böyle oldu artık, onu da pişireceğim, yapacak bir şey. Öyle böyle yenim. Ama bundan umutluyum, dur. Yağ ölçüsünü de kaçırdım. Niye kaçırdım? Çünkü bunun yağ ölçüsü normalde 20 yufkaya göreydi. Ama ben tabii ikinci şeyi yaptığım için, bunun aralarında yağladığım için ikinci tepsiyi, küçük borcam işte, yağım bitti. Tekrar erittim, bilmiyorum artık ayarını tutturabildim mi? İyice kızarsın alt üstü. Şunu bilmeyen, şunu belki köyde şey yapabilirim. Hani köyde bunu şerbetleyebilirim. Bilmeyen, şimdi tam hani kafam şey etti, biraz yoruldu. Bunu belki köyde şerbetleyebilirim, böyle götürün ama bunu bir şerbetleyeceğim. Bakayım nasıl oluyor. Ona göre bunu da şerbetlerim. Kız inanılmazsın, çok yoruldum. Ben sana bunu birazdan şeyini göstereceğim, pişmiş halini. İnşallah kepaze olmayız. Bakma, buraya kadar geldim videoyu da silmem inşallah. Çünkü kepaze olmak istemeyen. Tamam mı canım? Ey çocuk dinlenin. Şuradan kendime bir kivi suyu ya da şu ne aldıydık kız? Bir şey aldıydık ya, karadut. Ha. Ya kivi suyu ya karadut yapacaksın. Herkesler yine yattı. Bir tek benim oğlan yatağın içinde telefondan oynuyor. Bir tek o kaldı ayakta. Geri kalan herkes yattı. Yarın yola gideceğiz ya. Eşime diye erken çıkalım diye. Bakın bilmiyorum kaça çıkacağız. Hem önce şu baklavayı bir haklamam lazım. Canlarım, baklavam pişti. Benim davulum ancak bu kadar pişiriyor. Bak şöyle biraz netlesin. Ama yine güzel pişirmiş değil mi? Baklava sıcak. 3 dakika falan bekledim. Yani 5 dakika değil. 3 dakika falan bekledim. Şerbetim zaten soğuk. Artık şerbeti üstüne gezdireceğim bak. Duydun mu? Oh. Güzel oldu kız. Çıtır çıtır oluyormuş böyle. Baklava 3 dakika falan duracakmış şeyde, tepside çıktıktan sonra. Ondan sonra da böyle şerbetini soğuk koyacakmışsın. Oldu oldu. Vallahi oldu kız. Tadı da inşallah güzel olmuştur. Mis mis. Şuna bak. Şimdi bu şerbetin hepsini yedireceğim buna. Şekli falan güzel olmuş ama, değil mi? Beğendin mi? Beğenmişsindir, beğenmişsindir. İlk yapmama göre güzel oldu. Ay sanki ben de el açması yaptım. Hazır yufkadan yaptın işte. Ama olsun, benim hoşuma gitti görüntüsü falan. İnşallah senin de hoşuna gitmiştir. Bak bir daha söyleyeyim. İlk defa yaptım ha, tamam mı? Oo, çıtır çıtır olacak hakikat kız. Neyse ben şu şeyin dibinde kalanı da alayım da, alamıyorum telefonla, dur geliyorum. Bütün şerbetini verdim. Şöyle bak göstereyim altını da. Altı da gayet güzel pişti. Güzel oldu ya. Vallahi ben beğendim. Rengi biraz böyle kamerada daha bir soluk çıkıyor ama inan ki güzel oldu. Dur şöyle bir tane çatal, şu bıçağın ucuyla bakalım. Dur nasıl olmuş. Ay kız güzel olmuş. Güzel çıtır çıtır olmuş bak. Maşallah maşallah. İyi iyi. Bir kere de elde açmayı deneyeceğim. Bunu bir de sana bilmiyorum. Belki çekebilirim. Belki çekemem. Nasıl yaptığımı böyle şu şeklini tarif ettim ama bak şu kenarlarını içine büzdüm. Böyle büzüp büzüp de tam böyle uzun yufka ya, arasına böyle cevizi koydum. Sonra böyle ileri doğru böyle büzdüm. Hani şey yapar gibi. Midye böreği yapar gibi. Sonra iki kenarını şöyle sıktırdım. Bak şuraları şöyle sıktırdım. Ondan sonra iki kenarını şöyle üstte dolma kapatır gibi kapattım. Şöyle kapağını üstüne, buradaki yaprağı şöyle üstüne aldım, ters çevirdim. Yani o kapattığım yeri altında kaldı. Ay inşallah anlamışsındır. Valla isterdim uzun uzun çekeyim ama anca bu kadar oldu şey. İnan olsun idare et ya. Tıraştı, bankasıydı, pasta kesmesiydi, iftarıydı, böreğiydi, baklavasıydı, bak baklavama. Kız şimdi ne yaptım biliyor musun? Çaydanlığa su koydum, kendime kivi suyu yapacağım. Oturacağım, keyifli keyifli içeceğim, artık sahuru bekleyeceğim. Saat 2. Aslında isterdim şöyle bir saat falan uyuyayım ama ebedi kalkamam ondan sonra. Ne yapacağım? Daha valiz hazırlayacağım. Yarın sabah kalktığımda tabii kaçta kalkabilirsem. Erken de çıkalım dedi ya eşim. Evi toparlamam lazım. Geldiğim zaman düzgün olsun istiyorum. Yani planlarım şimdilik öyle. İnşallah yapabilirim ama bilmiyorum. İnan ki bugün çok yoruldum. Ayak tabanlarım patlamış. Böyle hani Recep İvedik filminde vardı ya, at toynağına dönmüş diye. Hakikaten ayaklarım, topuklarım at toynağına döndü. O kadar şişti. Olsun ama her şeyin üstesinden geldim. Bak böreğimi yaptım. Pastamı kestik. Uşağımı tıraşını ettirdim. Ondan sonra iftarımızı yaptık, tatlımızı yaptık. Artık açık oturayım değil mi gariyete? Kendine dikkat et. Yarın biz yola gidiyoruz. Sana hepsini çekivereceğim inşallah. İnternetim, gerçi internet değil, şarjım yettiği müddetçe diyor ya, pat diye kapanıveriyor. Ne yorulduğunu şaşırıyorsun. Ona göre yarın çekeceğim. Ertesi günü seyredersin, tamam mı? Köyleri falan göstereceğim sana. Bayramımızı göstereceğim. Bu tatlıyı da köye götüreceğim. Ha, tatlı köye gidecek. İşte oluyor, belki dedemin yanına falan giderim. Kendi yaptığım baklavayı götürmek istiyorum. Anlarsın ya. Hadi kendine dikkat et. Benden yara varsa
hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et. Ben bir daha söyleyeyim, videoları bir gün öncesinden çekiyorum. O yüzden Kadir Gecesi geçiye ben sizin Kadir Gecenizi sonradan kutluyorum. Dün zaten az çok anlamışsınızdı. Öyle açıklamasını da yapayım yani. Hadi kendinize dikkat edin canlarım. Ben yine inşallah yarın akşam burada olacağım. Yolları göstereceğim. Sağ Kastamonu'nun güzel güzel yollarını. Tamam mı canım? Rabbim nasip ederse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hayırlı sorularım, hayırlı iftarların olsun inşallah.